Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımımız Şampiyonlar Ligi'nde birinci tur final mücadelesinde az sonra Kazakistan ekibi Şimkent'te karşı karşıya gelecek. İki takım seremonide birazdan top kale seçimi yapılacak ve bu zorlu maç başlayacak. Bir adım daha Şampiyonlar Ligi grubuna yaklaşmak için bir adım daha atmak istiyoruz. İşte Galatasaray Petrol Ofisi yedek kulübesi önünde tüm oyuncular, çalışanlar, staff ekibi hepsi bir arada mücadelede. Hakemler Marina Zivković, Sırbistan Federasyonu'ndan maçın hakemi düdüğünü ağzına götürdü. İlk düdükle birlikte Galatasaray'ımız maça başlıyor. Başarılar diliyoruz kızlara. Haydi galibiyet gelsin. Ecem taç atışını kullandı. Boşta kalan top. Ecem girdi araya. İşte Kova. Şimdi Ebru Topçu. Bıraktı Diallo'ya doğru. Diallo ceza alanına girdi. Baktı içeriye. Diallo. Ve top ağlarına gitti. Gol. 8. dakika 1-0 oluyor. Erken gelen bir gol. 8. dakika. Kendi gitti. Düzgün bir vuruş ve top ağlarda 1-0. Finalde 1-0 öne geçiyoruz. Harikasınız kızlar. Erken gelen bir gol, işte sevincini yaşıyor oyuncularımız. Malado Diallo. Ceza alanına doğru, 18'in üzerinde. Şimdi kaptırılan bir top, uzaktan bir şut Gamze. İkinci pozisyon, Eda uzaklaştırdı. Yerde kaldı bu arada. Hepsi müthiş bir mücadele gösterdiler. Ceza alanına orta açtı. Kova bir kafa dışarı gitti. Andreas de Kova. Bir de müdahale var orada. Senegalli hücum oyuncusu, 2005 doğumlu. Geçtiğimiz sezonu İspanya'da Eibar'da geçirdi. Şimdi Diallo çevirdi. Boş kale. Gelsin, ikinci gol geldi. İşte Kova. 2-0 oldu 20. dakika. Yine Diallo topta. Yine o getirdi. Bu kez işte Kova'ya bıraktı. O da boş kaleye. Sadece gol atmak kaldı. 2-0 öndeyiz 20. dakikada. Goller peş peşe geliyor. İşte Diallo çok iyi geçti. Ardından bıraktı. Önce şöyle bir çalım. Ardından da boş kaleye topu bırakıyor. Andrea işte Kova. Çok istiyorum diyor Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la mücadele etmeyi. Daha önce yaşadım bu heyecanı. Bir kez de Galatasaray'la yaşamak istiyorum dedi. İşte Galatasaray taraftarının müthiş desteği var takımlarına. Sağ tarafa doğru Diallo aldı önüne. Diallo bir vuruş, etkili gelmedi. Kaleci Babao. İşaretini bekliyoruz hakemin. İşaret verildi. Ceza alanına arka tarafa doğru bir orta. Bir kafa dışarı gidiyor. Şimdi işaret verildi. Köşe vuruşu kullanıldı. Boşta kalan top açıldı. Uzaklaştıralım artık. Serant. Benan karşısında Serant. Top hala onda. Şimdi ceza alanına orta, dokunamadı. Arkaya bir aşırtma vuruş. Gamze. Çift yumruk. Ardından uzaklaştırıyoruz. Bir türlü uzaklaştıramadık bu tehlikeyi. Şimdi rakibin. Şimdi Ebru. Rakip alana geçtik. Ebru. Sağ tarafa bıraktı. Diallo. Tekrar Ebru. Ceza alanına girdi. Ebru. Ayağından biraz açınca. Kaleci Babao. Evet, sağlık görevlerini oyuna çağırıyor. Andrea işte Kova bir sakatlık geçiriyor. Aman diyelim. Bu arada işte Kova oyuna devam edemeyecek. Usme oyuna dahil oluyor sakatlığı nedeniyle. Geçmiş olsun diyelim. Umarız ciddi bir durumu yoktur. Arkadaşlarımızdan eğer bize oradan, rejiden de söyleyelim, bize oradan durumuyla ilgili bir bilgi gelirse, paylaşırlarsa bizimle, biz de sizlere aktarırız bizim de yer aldığımız grupta. Şimdi Ebru uzun gönderdi yine. Bu arada bakıyoruz. Bayrak kalkmadı. Atak devam ediyor. Diallo dışarı. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Offside yok. Diallo. Tedbir amaçlı oyundan çıktı. Ciddi bir durumu yok gibi gözüküyor ama İstanbul'a dönüldüğünde daha detaylı bir kontrol yapılacak. Bu arada Ebru cezaların içinde çevirdik. Ters bir vuruş. Tekrar Ebru'nun önüne geldi. Ebru baktı içeriye. Dışarıya doğru. Diallo ve 3 oldu Diallo. Az önce kaçırdı. Şimdi atıyor. Diallo. Affettirdi kendini.
az önce daha rahat pozisyondaki golü kaçırmıştı pozisyonu ama 66'da 2 dakika sonra bu kez ben buradayım merak etmeyin dedi. Ebru çevirdi, ters bir vuruş, tekrar Ebru'nun önünde kaldı. O görerek, bakarak, bilerek pasını verdi Diallo'ya ve Diallo da düzgün bir vuruşla skoru 3-0'a getirdi. Kaleci Babao dikkatli, arkadaşlarını uyarıyor. Şimdi serbest vuruşu kullanacağız. İşaret geldi. Direkt kaleye ve gol! Harika bir gol geliyor. Harika bir gol geliyor. Ne güzel bir gol. Harika bir gol. Direkt kaleye. Direkt kaleye müthiş bir gol geliyor. Müthiş bir gol. İşte izliyoruz. Harika vurdu. Harika vurdu. Müthiş bir gol geldi. Sevgili seyirciler, skor 4-0 oluyor 70. dakikada. Usme golü atıyor. Şimdi Parmelo yine girdi karaya. Ebru kazandık topu. Ebru topuk pası harika. Ecem. Ecem'den Diallo'ya. Diallo. İki kişi kapattı onu. Ebru'ya döndü. Ebru ortaya. Usme. Usme vuracak. Usme sert şut kaleci. Hakemin işaretini bekliyoruz. Usme dikkatli. Yine kaleyi dener mi? Neden olmasın. Hakemin işaretini bekliyoruz. İşaret geldi. Usme. Usme yine kaleye son anda. Babao son anda. Korner. Bizden ayrılmayın. Maç sonu özel yayında karşınızda olacağız. Bu arada Arzu'nun önüne doğru çok güzel bir pas. Kaleci çift kalesinden bir pas. Boş kale ve topağlara gitti gol. 5 oldu. Diallo Arzu'nun asisti. Ve Diallo'nun golü. Skor 5-0 oluyor. Harikasınız kızlar. 90+4 işte bak Usme'den, bakın Usme'den harika bir pas. Arzu kaleci çıktı kalesinden, Diallo'nun önüne bıraktı. Diallo da boş kaleye topu gönderiyor, yuvarlıyor. Skoru 5-0 yapıyor. Ne güzel bir gece, ne güzel bir gece. Disiplinden kopmadan oyunu sürdürüyor ve son düdük geliyor. Tebrikler Galatasaray Petrol Ofisi. Tebrikler, harikasınız. Maçın sonucu Şimkent 0, Galatasaray Petrol Ofisi 5. Adınızı ikinci tura yazdırıyoruz.